Arkadaşlar günaydın. Bugün drone'la ilaçlama yapacağız. Güzel bir video konusu daha çıktı. Şimdi arkadaş ilk önce ilaç atacağı arazilerin çekimlerini yapıyor. Yani yüz ölçümlerini belirliyor bilgisayardan, koordinatlarına giriyor. Ondan sonra da ilaçlamaya başlayacağız bugün. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasınız. Nereden geliyorsunuz? Biz Bursa'da, Karacabey'de. Bursa'dan mı? Evet. Şu an şeyleri mi, direkleri mi ölçüyorsunuz terzanın içine? Terzanın içindeki ağaçları elinde. İlaçlama yapacağımız yere geldik. Ama hala daha çiğ var. O yüzden İlaçlamayı şu an mümkün kılmıyor. En az bir saat daha çiğin kalkmasını bekleyeceğiz herhalde. Bir saat daha bekliyoruz. Biz de manzaranın tadını çıkartalım. Sen de şeyi mi? Diğer kamerayı mı çıkartacaksın? Drone'u mu? Onu mu uçurmayı planlıyorsun? Planlamayla ilgili çalışmalar yapacağım. Şöyle seni de çekeyim. Albedo Mühendislik Tarımsal İlaçlama. İsteyen arkadaşlar buradan ulaşsın. Hangi bölge? Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde çalışmalarımız sürüyor. Güzel. Ekipmanını tanıyalım mı? Tabii. Wow. Cihazlar burada. Nerede eski tarallar şeyler? Şimdi biz bu araziyi yaklaşık 4 farklı planda tasarlamıştık. Bu 4 farklı planı da uygulama içerisinden import edip Execute Operation. Buradan SD kartlarda artık bizim 4 farklı şeyimiz gözüküyor. Kayıtları girdiğin kısımları. Evet, bir örnek veriyorum. Bir de başladık. Burada bu şekilde tarla tasarladığımız tarlada uçuş planımız nasıl gerçekleşecek? Kaç kalkış yapacaksın? Burası yaklaşık 105-110 dönüm gibi bir yer çıkıyor burada. Burada da 10 kalkış, yani 10 kalkış, 11 kalkışta 10 dönüm şey 10 depo dolduracağız. 10 depo dolduracağız. Burada da her depo işte gelmesi, gitmesi, kalkması 12-13 dakikaya tekamül ediyor. Yani normal şartlarda bizim burayı traktörle vesaireyle ilaçlamaya kalkmamız bir günümüzü çok rahat bir şekilde alırken. Taralla değil mi? Taralla tabii. 2 saat içerisinde. Şimdi yani onu şeye soralım. Kadar. Mustafa abi, sen burayı taralla ilaçlıyor olsan ne kadar zaman alır seni? Bir gün, 1,5 gün. 1,5 gününü dolu dolu alır mı? Alır. Taralla, dolduru boşaltı. Şimdi size dönelim Hakan. 2 saatte halledeceğiz. 1,5 günlük işi 2 saatte halledeceğim diyorsun. Hem de çok daha az ilaç kullanarak. Çok daha efektif bir şekilde. Ve az bir su kullanarak. Bundaki en büyük artı şey zaten değil mi? İlacı bu drone'un pervaneleriyle attığı zaman lens etkisiyle daha toprağa yapıştırıcı hale getirmesi. Evet. Aynı zamanda attığımız ilaç su yoğunluğunun biraz daha fazla. Daha konsantre bir ilaç. Konsantre olmasından kaynaklı ilaç miktarında düşüşe gidiyor. Yani çiftçi aslında burada ilaçtan tasarruf ediyor. Aynı zamanda tarlanın içine bir traktör vesaire gibi bir çiğneyen, ezen bir ekipman sokmadığımız için bu noktada da üründen aslında bizim zayiat diye tabir ettiğimiz o kayıp olmuyor. Tabii tekerlek izi olmuyor. Yani bizim tabii ilaçlamamızın da bir maliyeti var ama tekerlek izinden kaynaklı zayiat, ilaçtan kaynaklı tasarruf, amorti ediyor kendini. İçlikten, yakıttan, mazottan kaynaklı bir tasarrufu amorti etmekten öte geçip çiftçiyi daha bile kâra geçiriyor.
Umarım solumaya bir zararı yoktur ilacın. Var mı? Valla yani başlayalı da 2 dakika olmadı. Şu an ne kadar bir alan attık? Şu an ne kadar bir alan attık? 2 dönüm alan attık. 2 dönüm atıldı bile yani. Bir tane tekerlek izi yok. Canavar gibi çalışıyor cihaz. Bu nedir? Şu an bunlar bizim ha, bitkinin üzerindekiler mi? İlaçlamalar aynen. Evet, burada beyaz beyaz görünen şey. Ben işte çiftçiliği bu yüzden seviyorum. Sürekli böyle uğraşacak eğlenceli şeyler şey yapabiliyoruz, bulabiliyoruz. Şöyle ekranına çekebilirsiniz. Şu an bir dakika şunun. Ha bu şu an ölçümünü yaptığın yer. Evet, ölçümü yaptığın yerde ilaçlama yapıyor şu anda. Anladım. Otonom olarak. Zaten burada kaç tur atacağını da gösteriyor herhalde, değil mi? Evet.